Merhaba, rehberlik servisine hoş geldiniz. Evet, 5. sınıflar için sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve hemen yazılımıza başlayalım. Evet, bizi takip edenler yüksek not almaya devam ediyor. Siz de takipçimiz olun, sürekli yüksek not alın ve okul başarınız yükselsin. Evet, 1. soru türümüz çoktan seçmeli, yani test soruları arkadaşlar. Birinci sorumuz, sosyal bilgiler dersi bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Evet, soru köklerine dikkat ederim arkadaşlar. Hangisi yer almaz diyor. Kültürel değerlerin tanıtılmasını evet sağlar. Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratır. Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak. Tanıtır mı? Sosyal bilgiler dersidir coğrafya. Evet, tanıtır. İnsan vücudunun çalışma sistemi sosyal bilgilerin değil, kimin görevidir arkadaşlar? Biyoloji, yani fen bilimlerinin görevidir. Doğru cevap D seçeneği. İki, aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır? Evet, hangisi evde yerine getirmemiz gereken bir sorumluluktur? İş bölümüne katılmak sorumluluklarımızdandır. Evet, iş bölümüne katılmak, işte çalışmak, camları silmek, dersleri dikkatli dinlemek. Elbette ki iş bölümüne katılmak evdeki sorumluluklarımızdan biridir. İşte çalışmak bizim işimiz değil, camları silmek bizim işimiz değil. Dersleri dikkatli dinlemek okuldaki bir sorumluluktur, evdeki bir sorumluluk değildir. Doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar, sınav biraz uzun, onun için hızlı gidiyorum. Çok fazla uzamazsın. 3. Ben Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle beraber yaşıyorum. Melek yukarıdaki bilgileri vermiştir. Metine göre aşağıdakilerden hangisi meleğin üstlendiği rollerden birisi değildir? Evet, hangisi meleğin bir rolü değildir? Bakalım arkadaşlar. Abla, evet, ne diyor? Kardeşimle beraber. Öğrenci, evet, ne diyor? Ortaokul 5. sınıf öğrencisiyim, öğrencim. Sınıf başkanlığından bahsetmiyor. Torun, evet, babam, dedem diyor. Dedesi olduğuna göre dedesinin neyidir melek? Torunudur. Ama sınıf başkanlığından söz etmiyor paragrafta. Dördün, üçüncü sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Evet, sorular dikkatlice okuduğumuz zaman oldukça basit olduğunu göreceksiniz. Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden birisi değildir diyor. Evet, yine olmayanı soruyor arkadaşlar. Tarihi eser, evet, doğru. Doğal anıtlar, evet. Alışveriş merkezleri, hayır, alışveriş merkezi bizim milli değerlerimiz değil, Batı kültürünün bir değeridir. Müzeler, evet, değerlerimizdir. O halde doğru cevap C. Büyük alışveriş merkezleri son zamanlarda yurdumuzda ve şehirlerimizde, çevremizde hızla artıyor. Ama bu bizim kültürel değerimiz değil, Batı'nın kültürel bir değeridir. Transfer etmiş olduğumuz bir kültürdür alışveriş merkezleri. 5. İnsanlara saygılı, hoşgörülü olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Evet, hangisini yapmamız gerekiyor? Bakalım. Çevremizi iyi tanıtıp kavratmak. Ne diyor? Hoşgörülü ve saygılı olmak için hangisi yapılmalıdır? Çevremizi iyi tanıtmak, insan hakları, demokrasi kavramlarını öğrenmek. Evet arkadaşlar, hoşgörülü ve saygılı olmak için insanların sahip olduğu hakları öğrenmemiz, demokrasiyi öğrenmemiz lazım. Bunları öğrenirsek insanların görüşlerine, değerlerine, yani inançlarına hoşgörülü ve saygılı davranırız. Doğru cevap B seçeneği olacak. Evet, bunlar yeni hazırlanan yazılı sorular arkadaşlar. Mutlaka karşınıza çıkacak. Lütfen sonuna kadar dikkatli dinleyiniz. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Evet, kendimize karşı olan sorumluluğumuzu soruyor burada arkadaşlar. Bakalım. Dengeli, düzenli beslenmek kendimize karşı sorumluluklarımızdan birisidir. Dengeli ve düzenli beslenmek, yerlere çöp atmamak bu çevreye karşı bir sorumluluktur. Eşyaları düzenli, temiz kullanmak, ödevlerimizi zamanında yapmak. Burada kendimize karşı sorumluluğumuz dediği için burada birisidir diyor arkadaşlar. Dengeli ve düzenli beslenmek kendimize karşı bir sorumluluğumuz ama sanki soruda bir sıkıntı var gibi. Eşyaları düzenli ve temiz kullanmak. Bu da kendimize karşı bir sorumluluk. Ödevlerimizi zamanımıza yapmak. Ama kendi vücudumuza özel olarak kendimize karşı olan sorumluluğumuz hangisidir? Dengeli ve düzenli beslenmek. Kendimize karşı olan, vücudumuza karşı olan sorumluluğumuzdur arkadaşlar. Dengeli ve düzenli beslenmek. Ödevleri zamanında yapmak, bu da bizim sorumluluğumuzdur. Ama kendimize karşı değil, bir sorumluluktur. Vücudumuza karşı olan A seçeneği arkadaşlar. Soruda bir çelişik
Var mı? Evet, biraz var, zorlanabileceğiniz bir soru. Ama dengeli düzenli beslenmek vücudumuza, kendimize, sağlığımıza karşı olan bir sorumluluktur. Ne diyor? Sorumluluklarımızdan birisidir diyor. Doğru cevap A seçeneği olacak. Yedinci soruyu hemen cevaplandıralım. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları ihlallerine örnektir? Hangisi bakalım? Bir örnektir. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması? Hayır. Bu bir çocuk hakları ihlali değildir. 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini bırakması? Çalışmak için hiçbir çocuk eğitimini bırakmamalıdır. Eğitim sona erene kadar eğitimine devam etmek zorundadır. 14 yaşında hiç kimse eğitimine ara vermek zorunda değildir ve böyle bir şey doğru değildir. Yasaktır zaten arkadaşlar. Eğitimin sonuna kadar gitmesi gerekir. Doğru cevap B seçeneği olacak. 8. sorumuz ne diyor bakalım? Anadolu'da kurulan ilk uygarlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur, yer almaz diyor. Hititler Anadolu uygarlığıdır. Lidyalılar, evet. Parayı bulan, icat eden Frigler, evet arkadaşlar. Asurlular, Mezopotamya uygarlığıdır değil mi? Asurlular Anadolu uygarlığı mıdır? Hayır, Anadolu uygarlığı değil, bir Mezopotamya uygarlığıdır. Sümerler, Mısırlar, Asurlular, bunlar nedir arkadaşlar? Mezopotamya uygarlıklarıdır. Anadolu ile ilişkileri yoktur. Ama yazıyı mesela Anadolu'ya getiren kimlerdir? Asurlulardır. Anadolu kültürü üzerine etkileri çok büyüktür. Ama Anadolu uygarlığı değildir. Geçelim bir sonraki sorumuza. 9. sorumuz arkadaşlar. Yine bir parçamız var. Yukarıdaki paragrafta hangi uygarlık hakkında bilgi verilmiştir diyor 9. sorumuz. Gelen ürünleri ziguratta kaydetmek amacıyla ilk yazıyı örneklerini oluşturmuşlardır. Tarihte kurulduğu bilinen ilk devlettir. Ziguratlar hangi medeniyete aittir arkadaşlar? Hitit, Urartu, Babil, Sümerler. Ziguratlar 3 katlıdır. En üst katı biliyorsunuz ibadet etmek için kullanılır. En alt katı depo olarak kullanılır değil mi arkadaşlar? İkinci katı da, orta katı da kültür etkinlikleri için kullanılır ve Sümerlere aittir ziguratlar. Biliyorsunuz Sümerlerin tarihimize, insanlığın gelişmesine çok ama çok büyük katkıları vardır. Geçiyoruz 10. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihi eser değildir diyor. Bakalım hangisi değil? Akdamar Kilisesi, evet, bir şeyin tarihi eser olması için insan tarafından yapılmış olması lazım. Akdamar Kilisesi'ni insan yapmıştır, tarihi eserdir. Malabadi Köprüsü insan yapımıdır, tarihi eserdir. Manavgat Şelalesi, bu doğal bir unsurdur arkadaşlar. Tarihi eser olamaz Manavgat Şelalesi, doğal bir unsurdur. Ulu Cami insanlar tarafından yapıldığı için yine tarihi bir eserdir. Manavgat Şelalesi tarihi eser olamaz, doğal bir unsurdur. 11. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakalım, ülkemizin doğal ve tarihi varlıkları bakımında oldukça zengindir diyor bir arkadaşımız. Ne olmuş bakalım? Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Yani doğal ve tarihi varlıklar bakımında zengin olması bize ne fayda sağlayabilir? Bize çok turist getirir değil mi arkadaşlar? Bakalım öyle bir seçenek var mı? Sanayinin gelişmesi? Hayır. Ülkemizi bir çok turistin ziyaret etmesi. Evet, işte doğru cevabı B'de yakaladık. Eğer doğal ve tarihi varlıklar bakımında zengin ise bir ülke, o ülkeye turist çok fazla gider. Doğru cevap B seçeneği. 12. soru. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yeri ve unsurlara doğal varlık denir. Evet, bir önceki soruda buna benzer Manavgat Şelalesi örneğinde sorusunda olduğu gibi yapmıştık arkadaşlar. Ne diyor? Buna göre aşağıdakilerin doğal varlık değildir. Evet, doğal varlık olmayan, yani insan yapımı olan hangisidir diyor. Peri bacaları doğal bir unsurdur. Kendi kendine olmuştur. Uzun Göl doğal bir unsurdur. Doğal bir varlık. Van Kalesi ve Uludağ kaldı. Peki Uludağ da bir dağdır. İnsan mı yaptı dağları? Ya insan mı yapar? Hayır. Doğal olarak kendisi oluşur. Ama Van Kalesi, adı üstünde kale, insan yapımı bir unsurdur. Doğal bir varlık değil, tarihi bir eserdir Van Kalesi. Bir sonraki soru, soru türümüz değişmiş, klasik sorulara geçmişiz. Ne diyor? Soruları cevaplandırırız. Bunlar sanki biraz uzun sürecek, önceden keşke yazsaydık biz bunların cevabını arkadaşlar. Bakalım Sümerlerin insanlık tarihine katkısı o kadar çok ki saymakla bitmez. En başta yazı arkadaşlar, yazalım hızlıca. Yazıdan sonra ne var? Tekerlek var. Tekerlek.
Tekerleğin icadı. Daha sonra ne var sevgili gençler? Tekerleğin icadından sonra güneş saati değil mi? Güneş saati. Görün bakın Sümerliler neler yapmıştır. İnsanlık tarihine neler katmıştır arkadaşlar. Ay yılı takvimi. Ay yılı takvimi. Evet, ay yılı takviminden sonra astronomi, geometri. Şöyle diyelim. Geometri. Astronomi, geometriden sonra yazılı hukuk kuralları da ilk defa Sümerlilerdedir arkadaşlar. Yazılı hukuk kuralları. Evet işte gördüğünüz gibi Sümerlilerin insanlık tarihine katkısı gerçekten saymakla bitmez. Bunlar ilk aklıma gelenler. Daha fazlaları da var ama ilk akla gelen mesela ziguratları çok önemlidir. Ziguratlarda çok fazla işler yapmışlardır ki insanlığın gelişimi bakımından. İkinci klasik sorumuz tarihi eserlerin müzelerde korunma altına alınmasının sebepleri. Aa diyor ki neden tarihi eserler müzelere konur? Evet ne olabilir arkadaşlar bunun sebepleri? Çok sayıda en önce çok sayıda insana ulaşabilmesi için değil mi? Çok sayıda insana ulaşması için. Peki bitişik yazmışız. Çok sayıda. Evet. Başka ne sebep olabilir arkadaşlar? Çok sayıda insanı. Evet, milli bir bilinç. Hepsi bir arada olduğu zaman insanlar gider bakar. Vay be der. İşte bizim kültürümüz budur. Milli bilinç. Milli bilinç oluşturmak. Oluşturmak. Evet, milli bilinç oluşturmaktan sonra ne olabilir başka? Ne olabilir? Taşınabilir olmaları. Evet, taşınabildikleri için müzelere konurlar değil mi arkadaşlar? Taşınabilir. Taşınabilir. Hızlı yazdığımız için bazen. Oluşturmak. Evet. Öğretmeniniz bunların hepsini sizden istemeyecektir. Birkaçını isteyecektir. Ben burada fazla yazıyorum. Siz kolay olanları hemen alıp yazabilirsiniz yazılıda sorulduğu zaman arkadaşlar. Evet bu tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması ve tarihi nesne ve varlıkların korunması vardır değil mi? Tarihi nesne ve varlıkların korunması için müzelere konur. Eğer müzelere konmasa birçok tarihi varlık yok olacaktır. Gelecek nesillere aktarılması. Gelecek nesillere aktarılması için de buralara konur. Çünkü müzelerde çok daha rahat, çok daha iyi korunduğu için çok daha uzun ömürlü olacaktır tarihi eserler. Evet, bu sorumuzda bir tane daha varmış. Oldukça uzadı sanırım biraz bu yazılı usuyacak gibi. Ne diyor? Yeni bir eve taşınan insanların hayatında ne tür değişik aileler olur? O kadar çok şey değişir ki arkadaşlar. En başta bir neyi değişir mesela? Adresi değişir değil mi arkadaşlar? Yaşam alanları, komşuları. Şöyle diyelim. Adres. Adresleri. Komşuları. Yaşam alanları. Çocukların okulları, çocukların oyun arkadaşları, başka ne değişir? Hemen alışveriş merkezleri, alışveriş yerleri, alışveriş yerleri. Başka ne değişir arkadaşlar? Adresleri, alışveriş yerleri, çocuk arkadaşları, okulları. Mesela insanların dolmuşa inip bindikleri duraklar değil mi? Dolmuş ne diyelim? Otobüse binilen ne diyelim? Duraklar. Siz bunu daha da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. O kadar çok ki değişecek olan şey. Aklımıza ilk gelenler nedir? Adresleri değişir, komşuları değişir, yaşam alanları değişir, çocuk okulları, çocukların oyun arkadaşları, alışveriş yerleri, dolmuş otobüs durakları. Evet çocukların oyun parkları değil mi? Oyun yerleri de değişir. Bunların hepsi değişir. Evet. Değişir diyelim. Siz ekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet işte bunu da geçtik.
Ha, bitmiş klasik sorularımız hele şükür. Şimdi ne diyor? Hangileri hak, hangileri sorumluluk? Bunları X işareti koyarak işaretleyiniz diyor. Okul eşyalarını korumak, onlara zarar vermemek, bu nedir? Sorumluluk. Zaten verilmiş örnek olarak. 2. Hastanede tedavi olmak bir hak mıdır, bir sorumluluk mudur? Tabii ki bu bir haktır arkadaşlar. X'i koyuyoruz. Bir sonraki, planlı ve düzenli çalışmak bir sorumluluktur. Düşüncelerini özgürce ifade etmek, evet, bir insan hakkıdır, bir haktır. Okul çantasını akşamdan hazırlamak bir sorumluluktur. Beslenme ihtiyacını karşılamak haktır. Okulda eğitim görmek, eğitim herkesin hakkıdır. Başkalarının haklarına saygı duymak, bu bir nedir? Sorumluluktur. Başkalarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek değil mi? Başkalarının haklarına saygı duymak. Barınma ihtiyacını karşılamak, bu bir nedir? Haktır arkadaşlar. Evet. Geçelim bir sonraki soruya. Hata yapabiliriz bazen. Çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hata yaptıysak yorum kısmına hatalarımızı söyleyin. Biz de yorumları sabitleyerek düzeltelim. Hata yapabiliriz. Çok hızlı geçtiğimiz için, çok uzamaması için gerçekten hızlı geçiyorum. Onun için hata yapma imkanı var. A, kırmızıya boyayacağım, bir türlü bulamadım. Evet, kırmızıya boyadık. Ne diyor? Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Evet, hemen dolduralım arkadaşlar. Dersi istek ve yeteneklerimiz farkınıza var mı? Sosyal bilgiler dersi isteklerimizin ortaya çıkmasına yardımcı olur arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersi onun için çok önemlidir. Kişiliğimiz ve gelecekteki mesleklerimizin gelişmesi için. Toplumun en temel birimi kimdir sevgili gençler? Elbette ki toplumun en temel ve en küçük birimi ailelerimizdir, değil mi? Hemen yapıştırdık. 3. Bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek neyi meydana getirirler? Bir grubu meydana getirirler, değil mi arkadaşlar? Grup nerede, var mı? Varmış. Grup. Grup meydana getirirler. Hemen kopyalayıp yapıştıralım hızlı olması için. Ben de biraz hızlı konuşuyorum ama kusuruma bakmayın, yoksa videolar çok uzuyor. 4. sorumuz sevgili gençler. Bireylerin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarına üstlenmesine biz ne diyoruz? Sorumluluk diyoruz arkadaşlar. Sorumluluk, yaptıklarımıza katlanmaya, sonuçlarını üstlenmeye sorumluluk denir sevgili gençler. Hemen bunu da yaptıktan sonra geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz 5. Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan UNICEF'tir arkadaşlar. UNICEF, dünya çocuklarına şemsiye görevi gören bir sivil toplum kuruluşudur. Büyük bir sivil toplum kuruluşudur UNICEF. 6. Her birey ne yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir? 18 yaşına kadar, değil mi sevgili gençler? 18 yaşına kadar. Var mı 18? Göremedim. Ha, varmış. Yazıyla yazıyormuş. Sayıyla değil. Herkes 18 yaşına kadar çocuktur. 18 yaşında zaten seçilme hak yeterliliğini de kazanıyorsunuz hepiniz. Her çocuğun nokta nokta hizmetinden yararlanma. Eğitim, sağlık, değil mi? Hangisi var? Sağlık, pardon, eğitim varmış. Her çocuğun eğitim ve sağlık hakları, bütün insanlar bütün haklarını ne zaman kazanır? Doğduğu andan itibaren kazanır. Eğitim hakkı da o anda elinize geçer. Son sorumuz. Çalışmak bireyi başarıya ulaştıran unsurların başında gelir, biridir. Nasıl çalışmak sizi başarıya ulaştırır arkadaşlar? Düzenli ve planlı çalışmak, değil mi? Var mı? Planlı varmış, düzenli yokmuş. Planlı çalışmak insanları başarıya ulaştırır. Planlı çalışan ve başarısız olan herhangi bir öğrencimi ben tanımıyorum. Planlı çalışan bütün öğrenciler başarılı oldu bugüne kadar. Evet, boşluk doldurma sorumuz da bitti. Sırada doğru ve yanlış sorumuz var sevgili arkadaşlar. Bakalım doğru yanlış sorularımızı. Bir toplumda çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı sosyal bilgiler dersinde öğrenir. Birey toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde. Evet, toplumun çıkarları bizim çıkarlarımızın önünde olması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Biz buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. 2. Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da etkileyebilir. Evet, mesela bir trafik kazası diyelim, büyük bir trafik kazası, bir yangın ya da bir felaket yaşadığımız zaman bu sadece bizi etkilemez. Çevredeki bütün insanları maddi, manevi, yani psikolojik olarak etkileyecektir sevgili gençler. Doğru. 3. sorumuz, çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir diyor.
Hayır, kesinlikle böyle bir hak yoktur. Kimse çocuk haklarını, eğitim ve oyun hakkını kısıtlayamaz. Yanlış. Dört haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır diyor. Elbette ki haklarımızı kullanırken görev ve sorumluluklarımız vardır. Unutmayın, hiçbir şey çünkü sınırsız ve kuralsız değildir. Geçelim. Boşluk doğru yanlış sorularımızı devam ediyor. Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız diyor. Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? En çok oyun oynamaya değil, yaşamımızda önem sırasına göre planlama yapmalıyız. Eğer okula gidiyorsak en fazla tabii ki derslerimize zaman ayıracağız. O halde biz buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. 6. Görev ve sorumluluklarımızı yere getirirken planlı hareket etmeliyiz. Doğru mu? Elbette az önce planlı çalışmanın faydalarından söz ettik. Doğru. 7. Çocuk hakları tüm çocuklar için geçerlidir. Elbette ki dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocuklar çocuk haklarına sahiptir. Son soru, 8. soru. Olayların sadece bir nedeni ve sonucu vardır. Hiçbir olayın bir nedeni, hiçbir olayın da bir sonucu olmaz. Birden çok nedeni, birden çok sonucu vardır. Görmesek bile mutlaka vardır. Görünmeyen nedenleri ve görünmeyen sonuçlar söz konusudur. Yani yanlış. Evet, doğru yanlış sorularımız da bitti. Sırada bakalım ne var? Evet, doğal güzellik ve tarihi mekanlar. Hangileri doğal güzellik, hangileri tarihi mekanlar? Uygun yerlere yazınız. Evet, doğal güzellikleri buraya yazalım. Tarihi mekanlar da buraya yazalım diyor sorumuz. Önce doğal güzellikleri alalım mı? Manavgat Şelalesi doğal bir güzelliktir arkadaşlar. Kopyaladık. Getirip buraya yapıştır. Yapıştırma nerede? İçe yapıştır var mı? Ha, hücre yapıştır. Evet. Hücreyi içe yapıştır. Manavgat. Peri bacaları doğal bir güzellik mi? Evet, doğal bir güzelliktir. Sırayla gidelim ki hata yapmayalım. Peri bacaları da doğaldır. Yapay bir güzellik olabilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? İnsan elinin değmiş olması gerekiyor değil mi? Peri bacalarında uzun göl doğal bir güzellik mi? Yapay mı? Elbette ki doğal. İnsan eli değmiş bir güzellik değildir. İnsan tarafından yapılmamıştır. Efes yapay bir güzelliktir arkadaşlar. Tarihi bir güzelliktir. Kuş gölü. Evet, kuş gölü de doğal bir güzelliktir sevgili gençler. Kuş gölünde hemen buraya yapıştıralım. Kuş Gölü'nden sonra Çanakkale Şehitliği yapaydır. Topkapı Sarayı yapaydır. Ayder Yaylası doğal bir güzelliktir. Adı üstünde bu bir özür diliyorum. Yayladır. Onun için yapay bir pardon, doğal bir güzelliktir diyoruz sevgili gençler. Ayder Yaylası, Uludağ, evet Uludağ da doğal bir güzelliktir. Onu da buraya yapıştırdık. Aa, bitti burası. Acaba bitti mi onlarda? Hatuşaş tamam, yapay insan yaptı. Divri insan yaptı. Göbekli Tepe insan yaptı. Evet. Şimdi o halde en sondan başlayalım. Göbekli Tepe insan yapımı tarihi eserdir. O halde yapaydır. Ulu Cami insan yapımıdır. O halde yapaydır. İnsan yapımı olanlar hepsi yapaydır. Unutmayınız arkadaşlar. Tarihi mekanlardır. Yapay tarihi mekan demek. Bir şeyin tarihi mekan olabilmesi için insan elinin değmiş olması, insan tarafından yapılmış olması gerekir. Hatuşaş biliyorsunuz Anadolu'daki bir medeniyettir ve insanlar tarafından yapılmıştır. O halde tarihi bir eserdir. Uludağ'a geçtik. Ayder. Topkapı Sarayı İstanbul'da bulunan bir saraydır. Osmanlı tarafından yapılan ve insan yapımı olduğu için tarihi bir yapıdır. Çanakkale Şehitliği, evet 1915 yılındaki büyük savaşta Mustafa Kemal'in lider yapan savaşta sonra kurulan şehitlikler, insanlar tarafından kurulan şehitlikler ki bu da tarihi bir mekandır. Kuş Gölü'nü geçtik. Efes, evet. Efes Ege bölgesinde antik Yunan çağında kalma bir tarihi eserdir ve tarihi bir mekandır. Yani insan eliyle yapılmıştır. Evet, doğal ve tarihi mekanları da yaptıktan sonra daha varmış. Aa, kültürel özellikleri bakımından zengin bir ülkeyiz diyor. Aşağıda verilen kültürel özelliklerin ülkemizin hangi şehrine de yaygın olduğunu yazınız. Aa, yaygın olduğu şehri istiyor. İskender kebap nerenindir arkadaşlar? Bursa. Peki, çağ kebabı? Bunlar mutlaka her yazılınızda çıkacaktır. Bunları mutlaka not edin arkadaşlar. Başka ne var?
Kabak çiçeği dolması elbet İzmirlilerin çok sevdiği bir dolma şeklidir. Baklava elbette ki nedir arkadaşlar? Gaziantep. Evet, Gaziantep. Aa, bitişik yazılır. Gaziantep. Dondurma. Maraş dondurması değil mi arkadaşlar? Kahramanmaraş, yani Maraş dondurması. Karşılama oyunu. Karşılama oyunu Doğu Karadeniz'de neresidir arkadaşlar? Giresun, değil mi sevgili gençler? Zeybek. Aa, Ege'ye doğru gidiyoruz Zeybek'te. Ege, Aydın. En çok nedir? Aydın, değil mi? Aydın. Ha, İzmir'de de vardır tabii ki. Diğer illerde de vardır ama en çok bilinen nedir? Aydın. Horon, Karadeniz. Trabzon, Rize, Ordu ama en başta gelen nedir? Trabzon'dur sevgili gençler. Halıcılık sanatı. Halıcılık Isparta ve Uşak'ta var. Ama en çok bilinen nedir? Isparta halıları. Tabii ki Uşak'ta var ama en yaygın olanı nedir? Isparta'dır. Son olarak sevgili gençler nedir? Çinicilik. Aa, Osmanlı döneminde de Çinicilik nerede başlamıştır? En ünlü ilimiz neresidir? Afyon mu Kütahya mı arkadaşlar? Afyon'un mermeri vardır. Ama Çinicilik nedir? Kütahya. Evet sevgili gençler, gördüğünüz gibi bunları da cevaplandırdık. Bunları mutlaka not alın. Dört yazılınızın dördünde de bunlar çıkacak arkadaşlar. Bu ve buna benzer bu kültürel unsurlar çıkacaktır. Mutlaka not alın. Evet, sınavımız burada sona erdi. Biraz uzun sürdü ama umarım faydalı olmuştur ki olacak. Mutlaka çıkacak bu yazılı soruları. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın. Başarıyla kalın sevgili gençler.